Sevgili arkadaşlar, bugün 19 Aralık. 19 Aralık Türkiye tarihinde iki önemli karanlık ve iki katliama tanıklık ettiğimiz günlerdir. Biri 1978'de Kahramanmaraş'ta başlayan ve orada yüzlerce insanı katleden, geçmişimizde de zaten bu katliam kültürü var, 1915'lerde sonra Yahudilere, Kürtlere uygulanan o zalimane politikalar bu tarihte ifade kullandı, sözünü geri aldı. Siz konuşun. Siz bu millete, bu devlete böyle hakaret ettiremezsiniz. Sözünü geri aldı Sayın Başkan. Zaman tarihi bilmiyorsunuz. Siz Canikli. De dönün tarihle yüzleşin. Tarihle yüzleşin. Duydum efendim Sayın Canikli. Sayın Başkan, Sayın, lütfen. Sayın Sakık, ama lütfen bu soykırım olarak Yahudilere yönelik ve Ermenilere yönelik soykırım olarak katliam olarak nitelediniz. Tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin yani tarihinde böyle bir şey yoktur. Neden rahatsız oluyorsunuz? Lütfen. Gerçek tarihten neden rahatsız oluyorsunuz? Yalan, yanlış tarihtir ki sizi buraya getiren. Yani Kürtlere karşı siz bu politikaları uygulamadınız mı? Ya Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş'ta Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sloganlarıyla orada Aleviler katledilmedi mi? Sivas'ta yapılmadı mı? Çorum'da yapılmadı mı? Gazi'de yapılmadı mı? Sayın Sakık, bir şey netlik getirelim Sayın lütfen. Başkan, lütfen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu gündeme getirdiğiniz konular tamam, fakat Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili, geçmişiyle ilgili olarak Yahudilere ve Ermenilere yönelik bir katliam dediniz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Lütfen bunu düzeltirseniz sevineceğiz. Sayın Başkan, şimdi konuşmanın neresinden başlayayım bilmiyorum. Peki Sayın Başkan, konuşmamızı lütfen başa alalım. Lütfen. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz, onu da biliyoruz. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bakın 3 dakikadır ben konuşamıyorum. Buyurunuz, konuşuyorsunuz, buyurunuz. Başağılınız, konuşun. Siz devam ediniz lütfen. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta evet Alevilere karşı bir katliam projesi gerçekleştirildi. Bunu herkes bilir. Yani niye inkar ediyorsunuz? Niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Sivas'ta olmadı mı? Çorum'da olmadı mı? Bunlar olmadı mı? Hala o insanların yarası sarılmadı. Siz niye o gün katliamı yapanları niye savunuyorsunuz Allah aşkına? Hani geçmişimizden yüzleşecektik? Hani bu sorunları çözecektik? Ama demek ki siz bu kadar demokratsınız. Bakın yıl yine 1900. Bakın o tarihte efendim, Cumhuriyet öncesi olanlara bakın şimdi, ya bir dinleyeceksiniz ilk önce bir dinlemesini öğrenin. Ve bu Çorum'da halen bu başkanım bu şekilde konuşamaz. Lütfen siz devam ediniz, vereceğim size sürenizi, buyurun devam ediniz lütfen. Başkanım, ben bu koşullarda konuşamam. Lütfen benim sözümü yeniden başlatın ve konuşayım. Lütfen, ben size sürenizi vereceğim. Buyurunuz devam ediniz siz konuşmanıza. Ben rahat konuşamam. Baştan beri söyledim Sayın Sakık, sürenizi vereceğim. Başlatın ve ben konuşayım. Siz devam edin, ben sürenizi vereceğim lütfen.